Ne terapisti lan? Aile terapisti. İşte Orçin o sürüngeni niye aldı? Dikkat çekmeye mi çalışıyor? Yeni bebekten ilgili problemleri var mı bunlar için? Hepimize soru mu soracak yani? Ha, oturacağız işte diyecek. Babası çocukla ilgili mi? Geçen seneki kaçamağın detayları, boşanma şeysi filan, hep bunları anlatacaksın. Niye ki? Terapist. Öyle böyle. Anlatacaksın Selahattin, mecbur. Gülistan, bu fikri senin kafana Vasfiye sürüngeni soktu değil mi? Sürüngen. Benziyor hakikaten değil mi? Sanırsın altanların arasında bir sakallı ejder var ya. Hep o gerizekalı hipnozcu yüzünden. Sen niye bana yalan söyleme diye telkin veriyorsun lan? Bildiğin reise dönüştüm. Git eski haline dön dersin. Yurt dışındaymış. Biz burada yalan söyleyemiyoruz, mağduruz. Beyefendi Avrupa'da keyif çatıyor. Ya aşkısı, sen nasıl yalan söyleyemiyorsun ya? Sen. Evet. Yani Süpermen'in uçamaması gibi bir şey. Fırıldaklık senin. Markan Selahattin. Yarın da aile terapisti geliyor. Çapkınlık, boşanma falan o tür konular konuşulacak. Seni sorarsa bittik. Hele hele büyük patron veya kayınpeder bu ara şirket hesaplarını falan sorarsa hepten bittik. Ha, niye ki? Para çalıyorum. Oha! Aa, işte böyle oluyor. Çok asabım bozuk Tülay. Gerçekler hakikaten çok acıymış. Cep jönüm benim. Bozma sen moralmanını. Bak, şimdi bu Çin elbisesi nasıl durmuş benim üstümde? Bak bakayım. Kalçalar her türlü değirmen taşı. Hırslan! Bak, halimi görüyor musun Tülay? Niye bir ona bir bana baktınız? Hiç. Korkuyor musun falan diye. Deli oğlanın halinden korkuyorum. Normal insan eve evcil hayvan diye bunu alır mı? Tipe bak. Ağzı şama gözü Bağdat'a bakıyor. Vasfiye teyze, senin dediğin o terapist yarın geliyor. Aferin. Ona sor. Bu oğlan zevkime keder veren bir ejderde iki o hayalet gelinde ne buluyor diye. Evet, onu da soracağım. Hayır, belki onların yanında kendini daha yakışıklı hissediyor, yazık. Ne demek o ya? Sen benim oğluma çirkin mi diyorsun? Haşa. Bu noktada Einstein'ın izafiyet teorisine başvuralım. Her şey görecelidir Gülistan. Orçun ejderden güzel, Brad Pitt'ten çirkin. İkisi arasında bir şey diyelim. Ne biçim laf o Vasfiye teyze ya? Latife ediyorum kız, acık eğlen, için açılsın diye. Her dakika nursuz suratlı bir hayvanla, ay bu ne zor bir hayat be. Vallahi öyle. Selahattin'i diyorum. Nasıl? Selahattin'i diyorum, nasıl o? Hala abuk sabuk konuşuyor mu? Ha, işte. Aşırı bir dobralığı var bu aralar. Dobra Selahattin. Tam bir oksimoron. Dediğim gibi doktor bey, en erken yarın gece gelebilir. Siz bir şey yapsanız, Hemşire Hanım, kafama böyle balyozla vursanız. Ya da köstekli saatte böyle uy 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 diye bir şey yapsanız. O filmlerde olur beyefendi. Of, konuşmamak için ne yapmalıyım ben ya? Alt katta diş hekimi vardı değil mi? Ya sorun olsun olmasın, sen şu 20 yaş dışını alıver. Maksat müşteri memnuniyeti değil mi? Diş temizliği yapalım isterseniz. Ha, dişi böyle davul gibi şişiren, konuşmayı engelleyen bir şey mi? Yok. Ne anladım ben bu işten? Ha? Kardeşim, şuradan iki azı dişi alıver ya, eline mi yapışır ya? İki gün konuşmayayım yeter. Ya ne gözünü devirip duruyorsun ya, kaç paraysa vereceğiz. Bünyamin hazır emiri kesecekken yandakileri de böyle çeldik, çeldik çiziverse de kurtulsak. Yahu ne kesmesi çizmesi, el işi dersinde miyiz? İnsan bunlar. Aa. Aklı selim hakim olur inşallah. Babacığım, işte senin bu hallerin yüzünden biz rızayı dalgalı denizlerde kaybediyoruz ya. Neyine seni solculuk şey ha? İşçim köylüm diye diye aha! Oğlan buldu fakir kızı. Acık elitist yetiştirseydin böyle mi olurdu ya? Ya ne güzel, sen bu elitist hallerinde buldun zaten Selahattin'i.
Selahattin 10 numara bir CEO babacığım. Bu aralar işte biraz sinir buhranı geçiriyor, o kadar. CEO evet, sinirli izansız odun. Yani ufaktan da biraz patavatsızlığı var tabii bu aralar. Ay bırakın şimdi onu. Rıza daha görüşecek mi bu kızla ha? Yani onun da anası babası istemiyor ama. Yahu benim oğlum onlar için talih kuşu. Bir laf etsinler atmaca gibi saldırırım vallahi. Tutmayın babamı. Bence bu ikisi birkaç gündür görüşemedi zaten de. Onlar sabaha karşı bir yolunu bulup terasta aşna fişne yaparlar yani. Erken yatma bahanesiyle ortadan kaybolup devreye çıkacağız. Başka çare yok. Yarın akşamüstü mü geliyor terapist? Evet. Aa, ne işin varsa iptal et gel ha. Konu oğlumuzun ruh sağlığı. Aman oğlumuzun ruh sağlığı hiçbir zaman yerinde olmadı ki. Terapist ne yapsın? Terapistimiz Zuhal Hanım'ın bazı soruları olacak. Çalıştığım yerden olsun bari. Önce Orçun'la ilişkinizi konuşacağız. Sonra onu göndereceğim. Uhu. Ve geçen sene yaşanan çalkantıları soracağım. Oh, çalkantılar. Hadi ya. Oğlunuza karşı ne hissediyorsunuz? Ona söyleyin. Yani... Orçun... Seni öyle aman aman seviyorum diyemem. Çoğunlukla zor tahammül ediyorum. Ama bir yerde kan çekiyor tabii. Benim kötü şakalarıma güldüğün zaman çok seviniyorum. Göbeğin bana benziyor. Onu da seviyorum. Bazen de böyle durup dururken ensene böyle şaplak atasım geliyor. Öküz şakası işte. Duygularım böyle. Orçun? Yani ilk defa benle bu kadar dürüst konuştun baba. Orçun sen de onu anlat. Ben de sana bazı zamanlar çok kıl olmuyorum. Ne zamanlar? Sen uyurken filan. Bir de böyle arada keyfin yerinde oluyor ya, o hallerini biraz seviyorum. Ya. Bazen böyle hani sabah kaymak almaktan dönüyorsun ya. Ben kaymak almaktan dönmüyorum. Hadi ya. Evet. Nereden dönüyorsun? Ben sabahları erkenden kalkıp Beyoğlu'na gidiyorum. Ölmüş mü kızım? Kim? Hayır! Uyuyor musun bu anneanne ya? Oğlum niye getirdin buraya, uzaklaştırsana. Ben bunun resmine bile bakamam lütfen. Ay kadını ter bastı ya. Ay, su vereyim mi? Ay, ben bu evde duramam, seansı kesmek zorundayım. Beni affedin. Rica ederiz. Ya biz aslında o konuda soracaktık size. Ay neyi soracaksınız ayol, bu hayvanlar hamam böceği yiyor. Ne? Yok artık. Kedi falan olsa neyse. Bu ne Allah aşkına? Ben dükkana gidiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.